İyi akşamlar değerli izleyenler. Ulusal Kanal ekranlarında Haber Artı'da karşınızdayız. Tabii Türkiye'nin gözü külahı artık orada, oraya odaklandık. Cumhurbaşkanlığı seçimleri büyük bir maraton ve Türkiye hızla oraya gidiyor. İşte bu sürecin ayrıntılarını aslında sizin de çok merak ettiğiniz farklı açılarını Cumhurbaşkanı adayı, Vatan Partisi lideri Sayın Doğu Perinçek ile birlikte bu özel programda değerlendirecek. Çok yoğun bir programınız var. Evet. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz size. Çok merak ettiğimiz konular var. Bazı ayrıntılar var. İzleyenlerimiz de aslında günlerdir bazı noktaları bekliyor. Bu ittifak meselesi. Bunu konuşacağız ama öncelikle ilk adaylık başvurusunu siz yaptınız. Evet. Bugün bir başvuru daha yaptı partiniz Anayasa Mahkemesi'ne. Onu Evet. da almak istiyorum. Bugün sıcak olduğu için. Ardından diğer merak edilen ittifaklar konusuna ve diğer başlıklara kısa kısa değinmeye çalışacağız. Bugünkü başvurunuz neydi Sayın Evet. Başkan? Oradan başlayalım şimdi isterseniz. Biliyorsunuz 3 milyon seçmenimiz var yurt dışında. Vatandaş ve seçmen. Yani seçme hakkı olmayanları katmıyorum. 3 milyon, 2 milyon 900 bin küsur. Yani 3 milyon seçmen var yurt dışında. Bunların seçme hakları var. Hem genel seçimlere katılma hakları var, hem de anayasadaki değişiklikten sonra 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı önerilebiliyor ya, o önerme hakları da var. O da bir seçme hakkı. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir düzenleme çıktı. Onu Sayın Yüksek Seçim Kurulu Başkanımızla da dün görüştük. O düzenlemeye göre Avrupa'daki, Kanada'daki, Amerika'daki, Avustralya'daki, efendim Rusya'daki diyelim, Libya'daki, Katar'daki Türk seçmen uçağa binecek, gelip Ankara'da o oyunu kullanacak. Yani Cumhurbaşkanı adayı önerecek. Şimdi bunun seçme hakkıyla ne alakası var? Seçme hakkını tamamen ortadan kaldırıyor. Yani ben Kafı Dağı'nın tepesine de kurarım o şeyi, seçim kurulunu. Ondan sonra canavarın ağzına veririm o hakkı. Ondan sonra derim ki Kaf Dağı'nın tepesinde canavarın ağzındaki hakkınızı gelin kullanın. İşte hak, işte hukuk. Hakkı ortadan kaldırıyorlar. Bunu Sayın Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'na ve üyelerine söyledik. Haklısınız dediler. Dediler ki devletin olanakları yok. Devletin olanağı var. Seçimlerde 3 milyon insan yurt dışında oy kullanabiliyor. Demek ki devletin olanağı var. Efendim burada online orada oyları topluyoruz, kağıtları getiriyoruz. Burada ise online olması lazım. İşte gerekli donanımımız yok. Devlet böyle bir şey söyleyemez. Yani devlet kalkıp da herhangi bir konuda benim olanağım yok, milli eğitimleri kapatıyorum, benim olanağım yok, kamu hizmeti yapmıyorum. Devletin böyle bir şey söylemeye hakkı yok. Anayasadaki bu hakkın kullanılması için gerekli elverişli koşulları yaratmak devletin görevidir. O bakımdan bu hem benim Cumhurbaşkanı adayı olma şeklindeki bireysel hakkıma karşı bir tecavüz, bu hakkı ortadan tamamen kaldırıyor. Hem de yurt dışında 3 milyon seçmenimizin Cumhurbaşkanı adayı önerme hakkını fiilen ortadan kaldırıyor. Hakkı yok ediyor. Sayın Genel Başkan, akın kullanmasını imkansız hale getiriyor. Bu başlı başına, çünkü 3 milyon bu. Çok büyük bir sayı. 3 milyon seçmen Cumhurbaşkanı adayı öneremediği zaman ne oluyor? Anayasanın kendisine tanımış olduğu hakkı kullandırtmıyorlar. Onun için bu seçimlerin bile meşruluğunu ortadan kaldıran bir uygulamadır. Bu nedenle hem ben bireysel başvuru hakkımı kullandım. Yani Cumhurbaşkanı adayı olma hakkım bu şekilde fiilen ortadan kaldırılmaktadır diye. Hem de Sayın Beyhan Yıldırım, yani bizim Vatan Partisi'nin Avrupa temsilcisi de benim Cumhurbaşkanı adayı gösterme hakkım ortadan kaldırılıyor diyerek aynı zamanda bireysel başvuruda bulundu. Sayın Kerem Başkan, siz aynı zamanda hukuk doktorusunuz ben işte ve bu Türkiye siyasal partilerine ilişkin de bazı akademik çalışmalarınız da var. Türkiye tarihine baktığınızda benzer böyle uygulamalar var mıdır? Ya da dünyada cumhurbaşkanlığı sistemlerinde buna benzer bir durumla yani karşılaşmış mıydınız? Hakkı ortadan kaldıran bu derecede vahim bir uygulama ben Türkiye tarihinde hatırlamıyorum. Ben kamu hürriyetleri hocasıyım. Kamu hürriyetlerinde, kamu hukukunda en başta öğretilen şudur. Bir cümle. Hakkı fiilen ortadan kaldıramazsınız. Hakkın özünü ortadan kaldıramazsınız. Yani ben hukuk sınırlayacağım, düzenleyeceğim diyerek hakkın kendisini ortadan kaldıramazsınız.
Değil mi? Bu en temel. Onun için anayasa hukuku derslerinde, kamu hukuku derslerinde bunlar öğretilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin sayın üyeleri de, Yüksek Seçim Kurulu'nun sayın üyeleri de çoğu hukuk mezunu. Bu derslerden geçerek bu bulundukları makamları şimdi işgal ediyorlar. Yani hiçbir şekilde böyle bir şey tasavvur bile edilemez. Yani Avustralya'daki adam uçağa binecek, gelecek bir imza atıp dönecek. Ay bir kişi gelebilir ama 40-50 bir kişi gelmeye kalksa uçaklar da müsait. Yani hak tamamen ortadan kaldırılıyor. Kaldı ki kasaptır, bakkaldır, iş yeri vardır, okumaktadır, doktordur. Bunlar nasıl izin alacaklar? O külfetlerin altına girecekler. Hepsi gelmeye kalksa imza atmak için buna ne uçakla? Bütün dünya hava yolları hesap ettik. Seferber olsa o 5-6 günde o 3 milyon insanı Ankara'ya taşıması mümkün değil. Onun için Anayasa Mahkemesi'ne güveniyoruz. Ondan burada hukuku savunan, koruyan, hakları koruyan, hakkın özünü ve kullanılması şartlarını koruyan bir karar vermelerini bekliyoruz. Bu başvurunuzla ilgili daha önce gündeme gelmişti. Dilekçeler geçerli sayılmıyordu. Bunu içeriyor mu yoksa sadece yurt dışındaki seçmenlerin? Bu yurt dışındaki seçmenlerle ilgili ama o söylediğiniz de çok önemli. Fakat bunlar arkada kaldığı için şimdi şuna odaklanmamız lazım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 gün. Bu 6 gün sabah 8'den başlayarak akşam 8'e yani saat 20'ye kadar 12 saat vatandaşlarımız, seçmenler kayıtlı bulundukları ilçenin seçim kuruluna başvurarak yani nerede oy kullanıyorlarsa bundan evvelki seçimlerde diyelim Beşiktaş falanca sandıkta oy kullandılar. O zaman Beşiktaş ilçe seçim kuruluna diyelim Ankara'da Çankaya'da kullandılar. Çankaya ilçe seçim kuruluna. Onlar ulusal kanalda sürekli yayınlanmaktadır. İlçe seçim kurullarının yerleri bulundukları kendi oylarını kullandıkları ilçenin seçim kuruluna başvuracak ve orada bir form doldurarak efendim ben Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanı adayı gösteriyorum şeklinde imzayı atacak ve bu şekilde hakkını kullanmış olacak. Sayın Genel Başkan. Ha şimdi buradan sizin sorunuza gelelim. Dilekçe hakkı ta Magna Carta yani büyük ferman İngiltere'de 1214'lerden bu yana en temel anayasal haklardandır, dilekçe hakkı. Şimdi dilekçe hakkı bizim anayasamıza göre ve dilekçe hakkını düzenleyen bir kanunumuz var. 7103 sayılı kanunu olabilen rakamda yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama o dilekçe hakkını düzenleyen kanuna göre vermek, bizzat getirerek dilekçeyi vermek suretiyle veya gönderme yoluyla da dilekçe hakkı kullanılır. Onun için şimdi burada ne yapıyor? Kanunun verdiği bu hakkı da elimizden alıyor. Yani bizzat gelmesi şart değil. Gönderebilirdi. Şimdi şu anda Vatan Partisi 100 bine yakın elimizde dilekçe var. Yani 100 bin kadar vatandaşımız 93 falan olmuştu. Şimdi 100 olmuştur. 100 bin kadar vatandaşımız zaten şu ana kadar Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanı adayı gösteriyorum diyerek dilekçesini imzaladı. Fakat öyle bir düzenleme yaptılar ki o dilekçe hakkını ortadan kaldırdılar. Oradan başladı. Yani ormanda seçim yapılıyor. Ve bir kere bu sıkıştırılmış, süreleri yok edilmiş, zamanı daraltılmış seçim ormanda seçime döndü. Çünkü sonuç itibariyle siz bir seçim düzeni olmadığı zaman nedir? Seçim ormanda yapılıyor. Daha uyum kanunları çıkartılmamıştı, seçim kararı alındı. Neyse şimdi bunları fazla söylemeyelim. Burada gümbür gümbür dağları, kayaları yarıp bu seçimden başarıyla çıkacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, isterlerse götürsünler canavarın ağzına versinler o oy hakkını. Gideceğiz o dağın tepesinde o canavarın ağzından o hakkımızı, hukukumuzu, hürriyetimizi alacağız. Yani dilekçe hakkını da ortadan kaldılar. Yurt dışındaki vatandaşların gelip de Cumhurbaşkanı önerme haklarını fiilen ortadan kaldırdılar. Ama buna rağmen öyle bir gayret var ki vatandaşlarımızda uçakla geleceğiz diyorlar, otobüsler tutacağız geleceğiz diyorlar falan filan. Ama o da ilginç. Edirne'ye koy bari. Bir tane Edirne'ye koy. Doğu sınırına koy. Güney sınırına koy. Ta Ankara'dan başka da bir yer yok. Peki Ankara'ya o kadar insan yığıldığı zaman nasıl o insanları o haklarını kullanabilecekler? Yani 3 milyona göre siz hesaplamak zorundaydınız. Her neyse bütün bunlara rağmen
haklarımızın, hukukumuzun bilincindeyiz ve ne olursa olsun o hakkımızı kesinlikle kullanmaya kararlıyız diyor yurt dışındaki vatandaşlarımız. Sayın Başkan, bazı kulisler, ittifak senaryoları bunlar var. Ama partiniz diğer partilerden farklı olarak daha önce örgütlerini sahaya indi, insanlarla temas kurdu. İzleniminiz de nasıl gidiyor? Ya, çok iyi gidiyor, çok büyük ilgi var. Yani Vatan Partisi'ne şu anda yalnız Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında değil, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, İyi Parti'nin tabanında, AKP, MHP'nin tabanında, yani bütün yurttaşlarımızın içinde Vatan Partisi'ne büyük bir ilgi var. Yani efendim bunlar sağcı, bunlar solcu, ortadan bölünmüş sağcılar arasında alışveriş var. Orada oraya seçmen kayması var. Solcular arasında vay o onu Vatan Partisi yıktı. Vatan Partisi'ne her kesimden yöneliş var. Sayın Genel Başkan, bu süreç içerisinde bir Cumhur İttifakı meselesi evet. ortaya çıktı ve orada da yeni bir düzenleme yapıldı. Siyasal partilerin ittifak kurabilmesine evet. yönelik. Ardından bunun karşısında ne olacak? Toplum biraz bunu merak ediyordu. Sizin burada bir açıklamanız olmuştu. Sayın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştüğünüzü ve bir teklif yaptığınızı olumlu karşıladığını söylemişti. Açıkçası bu bir beklenti de yarattı, bir heyecan da yarattı ama sonrasında ne oldu? Biz biraz bu noktada farklı şeyler de var şu anda, farklı gündemler de var. Bir dörtlü ittifak vesaire deniliyor. Sizin söylediğiniz bir konu vardı. Cumhuriyet Halk Partisi, Vatan Partisi ve İyi Parti'nin oluşturacağı bir seçenek. Buna ilişkin olumlu bir yanıt aldığınızı söylemiştiniz. Daha sonra ne oldu? Bunu bu noktada bize evet. Önce şunu belirteyim. Hani partilerin ittifak kurmalarının yasallaştırılması iyi oldu, doğru oldu. Çünkü zaten o ittifaklar yapılıyordu. Ama kanunun arkasından dolaşarak efendim çeşitli yollar bulunarak yani ittifak serbest olmadığı halde şu veya bu şekilde ittifaklar yapılıyordu. Ama şimdi bunun özgür hale getirilmesi iyi oldu. Onu bir kere saptayalım. Tabii herkes istediği ittifakları yapar. Ama Vatan Partisi'nin burada hassas olduğu nokta şu. Dedi ki Vatan Partisi, biz kesinlikle HDP'nin yani PKK'nın içinde bulunduğu bir ittifakta yer almayız. Yani orada kırmızı çizgimizi çektik. Çünkü bize göre değil, gerçek o. HDP PKK demek. PKK'nın yasal kolu. Yani PKK tarafından yönetiliyor, PKK'ya lojistik sağlıyor, PKK'ya adam topluyor, PKK'ya para topluyor, PKK'yı destekliyor. Yani HDP'nin siyasi partiler kanununa ve anayasamızın 68. maddesindeki siyasi parti kapatma nedenlerine göre kapatılması gerekir aslında. Yani ben bunun kitabını yazmış hukukçuyum ve bütün Anayasa Mahkemesi kararlarında da benim kitabıma bu konuda hep göndermeler vardır. Yani vatan bütünlüğüne aykırı bir amaç ve o faaliyetin odağı haline geldiği HDP'nin herkes tarafından görüldüğü gibi ortada. Bütün kanıtlar da ortada. Fakat Amerika bu HDP'yi, PKK'yı Türkiye'ye dayattığı için bunlara yasallık vereceksiniz, özgürleştireceksiniz dediği için faaliyette bulunuyorlar ve meclise kadar da soktular onları. Şimdi neyse, biz Vatan Partisi olarak Türkiye'nin önündeki sorunun gelip ittifakların içine alınması ve oradan hatta hükümet haline getirilmesi projelerinin kesinlikle karşısındayız. Çünkü HDP Türkiye'de hükümete katılacak bir parti değil. Çünkü ittifaklar iktidar olmak için yapılıyor. Bırakalım hükümete katılması özlenen, beklenen bir parti olmasını. Hükümetlerin önündeki sorun, yani terörü bitirmek Türkiye'nin bir nolu meselesi bugün ve terörü bitirmek için de PKK'nın mali kaynaklarını, lojistik kaynaklarını, insan efendim militan kaynaklarını vesaire falan bunların hepsini ortadan kaldırmak zorundasınız ve orada da karşınıza HDP çıkıyor. Yani PKK ve HDP ile mücadele etmesi gereken bir Türkiye ne oluyor? Çeşitli partilerin marifetleriyle siyasi hayatın merkezine oturtuluyor ve onlarla birlikte hükümet projeleri yapılıyor ve bu hükümet projelerinin arkasında da Amerika ve İsrail var, çok açık. Onun için biz Vatan Partisi olarak şunu belirttik. Dedik ki biz HDP'li bir ittifakın içinde kesinlikle değiliz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı'na da 26 Nisan Perşembe günü de telefonla kendisiyle görüştüm ve şunu belirttim. Vatan Partisi, CHP, İyi Parti, bu üç parti HDP'yi hiçbir şekilde aralarına almayarak bir hükümet olma
amacıyla milliyetçi, halkçı bir ittifak yapalım ve kesinlikle başarılı oluruz. Hem Cumhurbaşkanı seçimini kazanırız, hem Millet Meclisi seçimini kazanırız. Yani bu üçlünün karşısında AKP ve MHP'nin başarı kazanma şansı yok. Sayın Kılıçdaroğlu da bana bu konuşmamızda hak verdi ve kabul ediyorum bunu dedi ve benim yani adıma istediğiniz herkese, uygun gördüğünüz herkese benim bu öneriyi kabul ettiğimi söyleyebilirsiniz dedi. Onu, ve ikna edelim, bu işi başaralım dedi. Bunun üzerine İYİ Parti ile çeşitli görüşmelerde bulunduk. Yani bizzat ben yüz yüze bir İYİ Parti'nin liderlerinden biriyle, telefonla da üç kadar arkadaşla görüştüm. Başka arkadaşlarımız da görüşmeler yaptı. Fakat Meral Akşener ille ben Cumhurbaşkanı olacağım diye ısrar ediyor. Yani ona Türkiye'nin menfaatleri, tarihi bir fırsat ele geçirdiğimiz, buradan başarıyla çıkmamızın bu olasılığın da ötesinde, mümkün olmanın da ötesinde kesinlikle şey olacağı, başarıya ulaşabileceğimizi anlatmaya çalıştık hep biraz birlikte. Fakat o kesinlikle ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım diye ısrar etti ve o olmadı. Yani bunun üzerine yine bu sefer orada Cumhurbaşkanı adayı olarak da normal olan Kılıçdaroğlu'nun, yani bu üç parti beraber olduğu zaman parlamentoda çoğunluk Kılıçdaroğlu, ondan sonra büyük bir grubu var, ana muhalefet partisi. Böyle bir ittifakta da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı adayı olması doğal. Yani dışarıdan bir Cumhurbaşkanı adayı falan bulmak çok yanlış. Çünkü parti genel başkanları hükümet başkanı olsun diye seçiliyor. Cumhurbaşkanı artık eski cumhurbaşkanı değil, hükümet başkanı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'nu adayımız gösterelim teklifine olumlu yaklaştı. Tabii yani o teklifin içinden bu üç parti beraber olsun, Cumhurbaşkanı adayımız da siz olun. Ondan sonra hem mecliste hem cumhurbaşkanlığında birlikte hareket edelim ve topluma da biz hükümet oluruz, yaparız mesajını verelim. Yoksa efendim birbirimize omuz verelim, 7-8 tane parti yan yana gelelim, birbirimizi meclise sokalım. Vatandaşın meselesi bu değil ki. Yani vatandaş efendim bir takım partiler birbirlerine sıfır baraj imkanları sağlasınlar ve meclise girsinler, vatandaşın meselesi bu değil ki. Deprem deniyor, ekonomik büyük sarsıntılar başladı ve önümüzde büyük çıkmaz içinde hükümet. Bu ekonomik soruna çare bulacağız. Vatandaşın meselesi bu. Türkiye'ye yönelik özellikle Doğu Akdeniz'den, Ege'den tehditler var. Terörü hala henüz tam anlamıyla bitiremedik, değil mi? Güneyimizde hala tehditlerle karşı karşıyayız, Amerika ve İsrail'den gelen. Yani laiklikle ilgili, aydınlanmayla ilgili gelişmeler var. Bunlara, yani gelişmeler derken olumsuz süreçler yaşanıyor. Tekrar büyük bir eğitim seferberliğiyle Türkiye'yi aydınlanma, laiklik, çağdaş ortama kavuşturmamız lazım. Yani bu amaçlarla bir hükümet projesi. Fakat bunu İYİ Parti kabul etmedi. Ondan sonra başka Sayın ittifak. Başkan, hassas bir noktaya geldik. Kısa bir aramız var, yönetmenim uyuyorum. Yani. İsterseniz gelinen nokta ne? Nereye takıldı bu iş? Onu da kısa bir aradan sonra Sayın Genel Başkan'dan dinleyeceğiz. Peki. Evet, Haber Artı'da devam ediyoruz. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Doğu Perinçek'le birlikte hassas bir noktaya geldik demiştik. Evet. Bugün bir sonuç çıktı. Bir dörtlü ittifak denildi. Evet. Ancak biz başka bir şey bekliyorduk. Siz burada neden yer almadınız? Kısa bir süre önce başka bilgiler vardı. Onu çok açık bütün vatandaşlarımla bilgileri paylaşmak zorundayız. Çok açık. Amerika ve Fethullah Cemaati, diyelim FETÖ örgütü, hem İYİ Parti hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne baskı yaptı ve şunu söyledi: Vatan Partili bir ittifak olmayacak. Çünkü orada sistem bozuluyor. Yani sistemin iktidarı var, sistemin muhalefeti var.
Her ikisi de sonuç itibariyle mevcut Amerika'nın merkezinde bulunduğu Atlantik sisteminin içinde. Ama Türkiye'de bir yandan Vatan Partisi'nin öngördüğü gibi Avrasya'ya doğru gidiyor. Ve Amerika'da büyük telaş var. Ve burada zaten elimizdeki bütün Amerikan basınının, Amerikan bir takım psikolojik savaş yöneticilerinin vesaire belgeleri var. Hepsi Vatan Partisi'ni hedef alıyor. Ve burada şunu biliyoruz. Bunu buradan açıkça söyleyeceğim vatandaşlarıma. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve İyi Parti'ye Vatan Parti ile birlikte hükümet kurmayacaksınız. Ne yaparsanız yapın Vatan Partisi olmayacak. Bu baskı yapıldı. Zaten kurulan hükümete, dörtlü ittifaka bakıyorsunuz. Saadet Partisi var, falanca Demokrat Parti var, İyi Parti var falan. Bir Vatan Partisi olmaması konusunda oturmuşlar, toplanmışlar ve bu baskılara boyun eğdiler ve teslim oldular. İşin gerçeği bu. Ama onları ne kurtaracak? Yani bu sistemin içinde yer alarak bu partiler bu sistemle birlikte çöküşe teslim olmuş oldular. Yani, Sayın Başkan, burada önemli bir nokta var. Şimdi siz geçen hafta kamuoyuna açık bir şekilde teklifinizi söylediniz. Söyledim. Gelin yapalım. Peki gerekçe olarak? Yani bu kamuoyuna da çok sonra söyledim. Bakın evet. İlk önce Sayın Kılıçdaroğlu bana siz bunu benim kabul ettiğimi açıkça istediğiniz insana söyleyebilirsin dediği halde ben İYİ Parti yöneticilerine bir tek bunu yansıttım. Yani böyle bir fırsat var, gelin hep beraber hükümet olmaya yönelin. Yani mesele işte meclise girelim, meclise girip AKP'nin ayağına dolaşalım, işte çelme takalım ona, onun iktidar uygulamalarını önlemeye çalışalım. Çünkü projeler bu. Bakın iktidar olacağız diye değil, AKP'yi önleyeceğiz, AKP'nin ayağına dolaşacağız, AKP'ye efendim çelme takacağız. Böyle bir siyaset olabilir mi? Bu tür projeler. Biz de dedik ki ha, bırakalım bunları. Yani vatandaş çözüm istiyor, çelme istemiyor. Yani çelme takacak bir muhalefet istemiyor. Muhalefet de istemiyor vatandaş. Yani neyi istiyor? İktidar kendi sorunlarını çözecek, ekonomik, terörle ilgili sorunlarını, vatan bütünlüğünü, tarlasına serbestçe ekmek, merasında hayvanını otlatmak, mazotunu traktörüne doldurmak, sanayici çark dönsün, değil mi? Vatandaşın talepleri var. Bu talepler karşılamak yerine bu talepleri ne var? Efendim AKP iktidarını biz bozacağız, efendim çıldırtacağız, ayağına dolaşacağız, çelme takacağız falan gibi projeler. Bu projelerin arkasından vatandaş gitmez. Ben bunu Sayın Kılıçdaroğlu'na da her buluşmamızda söyledim, son zamanlarda da söyledim. Hele HDP ile beraber projeler, bakın şimdi burada Vatan Partisi'nin olumsuz cevap vermelerinin bu sabah Sayın Bülent Tezcan, Genel Başkan Yardımcısı CHP'nin telefon ederek bizim Genel Sekreterimiz Utku Reyhan'a bildirdi. Onun olumsuz cevap vermesinin en önemli sebebi bu yaptıkları dörtlü ittifak ikinci turda HDP ile ittifakı öngörüyor. Yani perspektiflerinde, ufuklarında bir HDP ile ittifak var. Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile ittifaktan vazgeçmiyor. Vatan Partisi olduğu zaman HDP ile ittifak mümkün değil. Onun için Vatan Partisi'nin burada dışlanmasının bir tek sebebi var. Amerika'nın kendilerine dayattığı HDP ile beraber ikinci tura girme hedeflerinin bozulması Vatan Partisi olduğu zaman. Peki Sayın Genel Başkan, şunu açmamız lazım. Gerekçe olarak partinize ne söylendi? Çünkü gerekçe yok. Utku Reyhan Genel Sekreterimize söylendiği, yani sizin öneriniz, biz dörtlü toplandık, orada kabul görmedi. Bu kadar. Kabul edilmedi, evet bu kadar. Biz de gerekçe falan sormadık. Çünkü gerekçeyi biliyoruz. Gerekçe bizim HDP'yi dışlamamız, gerekçe bizim Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e karşı Türkiye'nin bağımsızlığını, bütünlüğünü savunmamız, gerekçe bizim ekonomideki çözümlerinde bağımsızlıkla olacağını ve Avrasya'da konumlanarak olacağını kararlı olarak savunmamız. Yani Türkiye Atlantik sisteminden kopuyor, Avrasya'daki şerefli, onurlu, başıdık yerini almaya başladı. Amerika cephesinde muazzam bir telaş var ve burada da birinin oğlu hedef Amerika'nın Vatan Partisi. Bunu zaten açık açık yazıyorlar ve söylüyorlar. Yani Amerika'nın büyük gazeteleri, önemli adamları, resmi ağızlar, sözcüler hep Vatan Partisi'ne hedef alan açıklamalar zaten
yapıyorlar biliyorsunuz. Özellikle o psikolojik elemanlar, elebaşları en çok Vatan Partisi'ne saldırıyor. Evet, şimdi anladığımız kadarıyla Cumhur İttifakı tamam. Bir de böyle bir dörtlü ittifak ancak Vatan Partisi bakın sistem sizin, dışı seçeneği evet. temsil ediyor. Yani Türkiye sistemin muhalefetiyle sistemin iktidarı. Yani sonuç itibariyle Amerika'nın tebeşirle çizdiği dairenin içinde siyaset yapanlara mahkum ve mecbur değil. Çünkü orada ne ekonomik sorunların çözülmesi mümkün ne de Türkiye'nin vatan bütünlüğünün güvence altına alınması mümkün. Yani Amerika merkezli, Amerika denetimi altındaki siyasette ve sistemde Türkiye'nin ekonomisine de çözüm yok. Türkiye'nin vatan bütünlüğüne de çözüm yok. Türkiye'nin laiklik, aydınlanma amaçlarına, çağdaş yaşam zorunluluğuna da çözüm yok. Onun için bunlar bir tedbir değil. Anketler bunları destekliyor. Efendim Amerika'sı destekliyor. Medya destekliyor. Koltukların altına rüzgarlar verilip ayaklar yerden kesiliyor. Dikkat ederseniz Vatan Partisi'nin bu önerilerini reddetmesi için sürekli olarak özellikle Meral Akşener'e bir şey var. Rüzgar arkasına bir rüzgar yaratılmaya çalışılıyor. Basın marifetiyle de. Ama Türkiye'yi bunlar yönetemezler ki. Yani Vatan Partisi onları Amerika'nın hegemonyası altındaki bir projeden kurtarmaya çalışıyor. Şimdi Amerikan o dörtlü ittifak Amerikan projesine adımını attı. İnşallah dönerler. Bizim onlara önerimiz Amerikan projesini bozmaya yönelikti. Yani gelin Amerika'nın denetimi altında bir iktidar formülüne teslim olmayalım. Onun yerine bağımsız, başı dik, üreten Türkiye için bir hükümet projesi yapalım. Ve bunu uygulayalım. Yani bu önerinizi tekrarlıyorsunuz o anlamda. Şimdi önümüzdeki tabii, yani Vatan Partisi kendisine güveniyor. Bakın nasıl Atatürk Sivas Kongresi'nden sonra toplantı orada dedi ki, meclis Anadolu'da toplanmalı, İstanbul'da Fransız, İngiliz işgalcilerinin dizinin dibinde ondan sonra meclis açılmaz dedi. Ama kendi en yakın arkadaşları bile İstanbul'da meclisi açalım görüşündeydiler. Atatürk geldi Ankara'da bekledi. Aralık 27'de Ankara'ya geldi. Ne oldu? 16 Mart'ta İstanbul'daki meclis kapatıldı 3 ay sonra. Yani 27 Aralık, Ocak, Şubat, 2,5 ay sonra. Ondan sonra Atatürk'ün dedikleri doğru çıktı. Onun için Türkiye'nin öndeki süreçte Vatan Partisi'nin bu tutumunun, yani sistem dışı, çöken sistemin içinde yer almamak, Amerika'nın dayattığı iktidar projelerinde görev üstlenmemek, bu tavrı Vatan Partisi'nin sağlam tavır, gelecek dediğimiz yakın gelecekte haklı çıkacak ve bütün vatandaşları tarafından alkışlanacak tavır. Onun için biz kendimize güveniyoruz, içimiz rahat. Ümit ediyoruz ki birileri de yani bu önerileri yaptığımız partiler de ve liderleri de bu Amerikan denetimindeki projelerden kendilerini kurtarırlar. Evet. Yani orada bir hayat yok. Orada bir gelecek yok. Türkiye'ye orada bir hizmet şansı ve imkanı yok. Yani onu kısa vadede basına kanarak, basının şişirmeleriyle, anketlerin dolduruşlarıyla bir takım tavırlar alınıyor ama onların geçersiz olduğunu çok kısa zamanda anlayacağız. Peki Sayın Genel Başkan, bu düzlemde onlar var, bir şey açıklandı ve Vatan Partisi de seçime giriyor, çalışmasını sürdürüyor. Giriyor, yani bakın şu anda da büyük bir hınç başladı, onu söyleyeyim. Büyük bir hınç başladı. Yani hem CHP tabanında hem İYİ Parti tabanında bu nereye götürüyorlar bizi falan diye bir tepki, infial onun da yükseldiğini görüyoruz. Hele şimdi adaylar falan da ilan edilecek. Ondan sonra insanlar çok daha sağlıklı değerlendirmeler yapacaklar. Bakın bir koca ana muhalefet partisi genel başkanını hükümet başkanı olarak aday gösteremiyor. Genel başkanın görevi koşturmak, kavga etmek midir? Öyle bir tanımlama var. Efendim genel başkan koşacak, Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ben koşacağım, kavga edeceğim. Cumhurbaşkanı da tarafsız olarak orada ülkeyi yönetecek. Genel başkan, bir partinin genel başkanının görevi nedir? Hükümete başkanlık yapmak. Yani partilerin amacı siyasi iktidar hedefine ulaşmak değil mi? Partiler böyle tanımlanıyor. Şimdi
genel başkanların görevi başka partilerle kavga etmek, koşmak falan ama iktidarı da partinin dışında birilerine teslim etmek veya genel başkan dışında birilerine teslim etmek. Yani bu bütün parlamenter sistem falan diyorlar, bunu alt üst eden bir olay. Yani Almanya'ya bakalım, Fransa'ya bakalım, parlamenter sistemi yaşayan bütün Kara Avrupa ülkelerine, başka ülkelere bakalım. Parti başkanı hükümet başkan adayıdır. Bizde cumhurbaşkanı şimdi hükümet başkanı. Artık bundan sonra cumhurbaşkanı hükümet başkanı. Parti başkanı demek cumhurbaşkanı adayı demektir. Otomatik. Parlamenter sistem de budur. Parlamenter sistem getireceğiz diyorlar. Parlamenter sistem budur. Bana dünyadan bir örnek göstersinler. Parti başkanı fakat hükümet başkanı adayı değil. Ha şu olur. 2-3 tane ittifaklar olur. Onlar belli insanlar üzerinde anlaşırlar falan. O ayrı mesele. Ama şu anda görüyoruz. Parti başkanı, hükümet başkanı adayı olarak tanımlanmıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Biz bunu 1-2 senedir eleştiriyoruz. Hatta bu başkanlık sistemiyle ilgili tartışmaların başladığından bu yana. Ve artık gelen sistemde nedir? Cumhurbaşkanı hükümeti kuracak, bakanları atayacak, hükümeti yönetecek. Yani Cumhurbaşkanı artık Türkiye'de hükümet başkanı, değerli vatandaşlarım, hükümet başkanı. Partilerde hükümet kurmak için siyaset yapıyorlar. Öyleyse her partinin başkanı hükümet başkanı adayıdır. Sayın Genel Başkan, aslında ilginç bir noktaya geldik. Çünkü son ortaya çıkan resimden, tablodan sonra şu yorumlar yapılmaya başlandı. Bu seçim sürecinden sonra Türkiye yeniden mi bir seçime gidecek? Birkaç gündür bu yazıyor. Daha bu seçimi konuşmayalım yapmadan, daha. Evet yani. Sizin öngörünüz nedir önümüzdeki süreci ilişkin? Türkiye'nin içinde bulunduğuna ilişkin. Olağanüstü bir döneme girdik. Zor bir döneme girdik. Ekonomiye bakıyorsunuz zorluklar. Dış cepheye bakıyorsunuz zorluklar. Türkiye'ye yönelik tehditler. Doğu Akdeniz'de Amerika, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs askeri tatbikat yapıyor Türkiye'ye karşı. Amerika, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs. Bunlar kime karşı askeri tatbikat yapar? Türkiye'ye karşı. Başka bir hedef var mı? Yok. Türkiye'ye karşı. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye büyük zorluklarla karşı karşıya onu göğüslemek zorunda. Onun için önümüzdeki dönem öyle 15-16 Temmuz gecesi oraya buraya saklanan, kümeslere gizlenenlerle halledilebilecek bir dönem değil. Veya önümüzdeki dönem Ermeni soykırımı yalanına karşı Avrupa'da mücadele ettiğimiz zaman kaybolan, ortalıkta olmayan, o mücadeleye girmeyen veya olmaz, yapamazsınız diyenlerle halledecek bir dönem değil. Veya Silivri zindanına Türk ordusunu kapattıkları zaman, Vatan Partisi yöneticilerini kapattıkları zaman ortalıkta olmayan, hatta darbecileri yargılayın diyenler ve FETÖ'nün hedefine, Amerika'nın uygulamalarına uyum halinde olanlarla önümüzdeki dönemin sorunları çözülmez. Yani önümüzdeki dönem çetin mücadele geleneği, birikimi, zekası, programı olan örgütlenmelerle ve partilerle aşılır. Onun için bu zorluklarla mücadele yeteneği olanların siyasette görevlere talip olması gerektiği bir döneme girdik. Vatan Partisi'nin var, işte görüyoruz. Ermeni soykırımı yalanını bitirdi. Ondan sonra FETÖ darbesi olduğu zaman bütün partiler saklanmıştı, hükümet dahil. Bütün belgeleri, görüntüleri hepsi ortada. Vatan Partisi çıktı. Bu bir FETÖ darbesidir, Amerikancıdır. Ve Türk ordusunun görevi bunu ezmektir dedi ve Vatan Partisi de görevinin başındadır dedi. Yani önümüzdeki dönemin ihtiyacı bunlar. Veya Silivri'ye hapsedildiğimiz zaman 100 bin kişiyi 3 kere o duvarların önüne yığdık. İçeriden daha mahkemelerin başladığı günden itibaren reislere, savcılara, bizi yargılayan FETÖ'cü hakimleri ve savcılara dedik ki biz bu hücrelerden çıkacağız, siz oraya gireceksiniz dedik. İşte, ve yaptık bunu. Yani onun için böyle bir dönemde Atatürk gibi olmak durumundayız. Yani zorlukları yenme bilinci, cesareti, kararı, programı, ideolojisi bu şekilde bu dönem aşılır. Onun için siyaset meydanına böyle sistemin itmesiyle, efendim Amerika'nın yönlendirmesiyle, teşvikiyle falan çıkıp önümüzdeki dönemde bir sorun çözmek ve başarı kazanmak ihtimali yoktur. Ve bu süreçte, Amerika'da bu sorunlar sizde tartışıyor mu Sayın Genel Başkan? Efendim? Bu sorunlar sizce tartışılıyor mu? Hayır efendim, gündemde bu sorunlar yok ki. Bakın gazeteleri açıyoruz. O ona gitti, bu buna gitti. O onu ziyaret etti, bu bunu ziyaret etti. Efendim anketler şunu diyor. Anketlerde efendim zelzele olduğu zaman
şey depremi olduğu zaman ekonomik deprem ki başlamıştır o deprem ufak sarsıntılar halinde. O anketlerde onun çözümü var mı? Atatürk Bandırma vapuruna bindiği zaman hangi anket Atatürk'ün Ankara'da 23 Nisan 1920'de hükümet olacağını yazıyordu? Hangi ankette Hazreti Muhammed'in efendim en sonunda Mekke'ye gelip orada iktidar olacağı yazıyordu? Yani Mekke'nin o şeylerini devirip reisini, rüyesasını, şeyhlerini devirip Hazreti Muhammed'in orada hükümet olacağını gösteren tek bir anket var mı? Tam tersine Hazreti Muhammed'in başına işkembe, koyun işkembesi geçiriyorlardı, taş atıyorlardı. Anketler buydu. Koyun işkembesi ve taş atma. Ama ne oldu? O anketlerin hepsi geçersiz oldu. O anketlerde öngörülen hiçbir şey olmadı. Olağanüstü dönemin çözümü geldi, hükümet oldu. Hem Atatürk örneğinde hem Hazreti Muhammed örneğinde. Şimdi öyle bir döneme girdik. Anketlerin yalan söylediği bir döneme girdik. Efendim basının çözüm üretmediği, çözümsüzlüğü kuvvetlendirdiği ve bütün çözümsüzlüğü temsil eden güçlerin koltuklarının altına rüzgar verdiği bir dönemde yaşıyoruz. O rüzgarın arkasında kim var? O rüzgarı körükleyen kim? Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail. Sayın Genel Başkan, son bölüme de girdik. Şunu evet. Aslında toparlamak istiyorum. Çizdiğiniz tabloda Türkiye çözümünü hangi hatta bulacak? Yani bunu şöyle birkaç cümleyle Türkiye'nin çözümü belli, program belli. Bir, vatan bütünlüğü sağlanacak. İki, üretim ekonomisine geçilecek. Üç, komşularla işbirliği olacak. Suriye ile, Irak'la, İran'la, Rusya ile işbirliği olacak. Dört, aydınlanma, laiklik tekrar Türkiye'ye Atatürk devriminin çağdaşlaşma rotasına girecek. Beş, Türkiye'ye Avrasya'daki yerini alacak. Yani bugünkü birinci ticaret ortağı Çin, ikincisi zaten Rusya. Bakın zaten Türkiye ekonomik olarak Avrasya'ya yerleşmiş. Ben bu gece Çin'e gidiyorum. Niçin gidiyorum? Çin'in önünde 4 trilyon dolar rezerv var ve Türkiye'nin önünde Vatan Partisi'nin hükümet olacağını biliyorum ve hazırlıklarımı şimdiden yapıyorum. Yani nasıl İran'a gittik, Rusya'ya koştuk, Suriye'ye koştuk, Türkiye'nin komşularıyla işbirliğini sağladık. O sayede Amerika'nın Kürdistan projesini Barzani'yi iterek gündeme getirdiği Kürdistan projesini bozduk. Vatan Partisi orada çok tayin edici bir rol oynamıştır bölge ülkelerini yan yana getirerek. Şimdi aynı şekilde Türkiye'nin önünde ekonomik zelzele falan diyor. Tayyip Erdoğan'ın hangi çözümü var? Hiçbir çözümü yok. Sıcak para peşinde koşmak, dilenmek dışında bugünkü hükümetin hangi çözümü var? Hiçbir çözümü yok. Peki muhalefetim diye çıkanların, onlar da sıcak para aramak, dilenmek dışında bir çözümleri var. O dilenci ekonomisi bitti. Sıcak para dilenmek, yüksek faizle çarkı çevirmek, borcu borçla döndürme dönemi bitmiştir. Vatan Partisi'nin üretim ekonomisi Türkiye'nin kapısındadır ve Vatan Partisi buna önderlik edecek, onun hükümetini kuracak. Onun için şimdiden ne yapıyor? Onun koşullarını yaratıyor. Türkiye'ye diyelim Çin'den 300-400 milyar dolar yatırımı getirelim, birlikte yatıralım. Türk iş adamları ve kamu sektörüyle Çin birlikte yatırımlar yapsın ve Türkiye'yi bir üretim üssü haline çevirelim. Dış ticaret açığımızı kapatalım. Dışarıya Türkiye'den Rusya'ya, efendim İran'a, Avrupa'ya, Kuzey Afrika'ya, her tarafa bu üstten ihracat yapalım. Türkiye'nin iç pazarının ihtiyaçlarını karşılayalım. Bunu Çinlilerle, Ruslarla, İran'la. Bakın İran'la. İran'a gittiğimiz zaman neyi konuşuyoruz? İran'da mazotun kilosu, siz oraları iyi biliyorsunuz. Şam'da uzun yıllar oturdunuz. İran'da mazotun kilosu kaç? Litresi 35 kuruş. Ben 50 diyordum. Beni İran'dan Yakup arkadaşım uyardı. Ben İran'dayken 50 kuruştu. Şimdi 35 kuruş. Yani Vatan Partisi sonraki dönemin şimdi, şimdi bakın 35 yani. Kuruş. Bugün Türkiye'de mazot ne 5,5 6 lira değil mi mazot? Şimdi tarımımıza 2 liradan mazotu verdiğimizi düşünün. Yani mazotun litresini 5,5'dan 2 liraya vereceğiz. O zaman Türkiye tarımında olağanüstü muazzam bir atak olacak. Dışarıdan ne pamuk alacak Türkiye, ne et alacak, efendim ne kesilmiş hayvan, ne hayvan alacak, ne susam, ne
fasulye, nohut, mercimek. Yani bugün tarım ithalatına muazzam bir kaynak aktarılıyor. Bu tabii maliyetlerin yüksek olması. Dışarıdan kömür alınır mı? Zonguldak Dağı'nın altında kömür yatıyor. Hem de 40-50 yıllık kömür rezervi var Türkiye'nin ihtiyacını, taş kömür ihtiyacını karşılayan. Gidiyoruz, Güney Afrika'dan alıyoruz, efendim Rusya'dan, Ukrayna'dan alıyoruz. Ve bizim Zonguldak'taki madencimizi de işten atıyoruz. Efendim oradaki 40 bin madenci şimdi 14 bine düşüyor. Zonguldak işçilerimizi, özellikle Tayfun Demir önderliğindeki Üzülmez Ocağı'nı, bütün Kozlu Ocağı ve bütün ocaklardaki çalışan arkadaşlarımızı da buradan selamlıyoruz. Onlara da teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Vatan Partisi Genel Başkanı destekledikleri için. Neyse, yani şöyle bir büyük bir üretim hamlesi için gerekli uluslararası ilişkileri de örüyoruz. Şimdi bu gece o amaçla uçağa biniyorum ve Çin'e gidiyorum. Çin devlet yöneticileriyle konuşacağız ve size güzel müjdeli haberler yollayacağız. O zaman Sayın Genel Başkan, sık sık programımızda vakit ayırdınız. Çin gezisi sonrasında seve seve tabii. Tekrar gündemin. Umutluyuz, evet. Güveniyoruz. Hem Vatan Partisi'ne hem milletimize güveniyoruz. Onun için hiç kimse karamsar olmasın, Vatan Partisi var. Sayın Genel Başkan, çok teşekkür ederim. Başaracağız. Cumhurbaşkanı seçiminde de başarılı olacağız. 9 Mayıs akşamı da Cumhurbaşkanı adayı, vatandaşların Cumhurbaşkanı adayı olarak Doğu Perinçek seçime girmiş olacak. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mayıs. Yani bu 6 gün ilçe seçim kurullarına vatandaşlarımız başvurarak sabah 8'den akşam 8'e kadar başvurarak orada Cumhurbaşkanı adayı önerilerini Yüksek Seçim Kurulları'nda yapma hakkına sahipler. Buradan da bütün vatandaşlarımızı bu hakkı kullanma sorumluluğuna, görevine davet ediyorum. Sayın Genel Başkan, çok teşekkürler. Tekrar iyi yolculuklar diliyorum. Teşekkür ederiz. Yoğun gündemin hızlı bir turunu yaptık. Hızlıca üzerinden geçtik konuları. Önümüzdeki günlerde yine konuşacağız. Her gün konuşacağız belki. Haber artı şimdilik bu kadar yerimizden. İyi akşamlar efendim.